Merhaba, ben Doktor Cihan İşler, beyin ve sinir cerrahisi anabilim dalındanım. Öncelikle ülkemizde deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu gibi durumlarda bu tip hastalara yaklaşım önem arz etmekte. Beyin cerrahisi açısından baktığımızda da en önemli durumlardan bir tanesi kafa travmalı hastalara yaklaşım. Kafa travmasının oluşması için bir takım mekanik kuvvetler devreye giriyor. Bunu belirleyen büyüklük, süre, hız ve ivmelenme gibi faktörlerin çeşitli kombinasyonlarında statik ve dinamik kuvvetler etki edebilir. Özellikle bu gibi afetlerde ezilme durumları statik kuvvetlerin etki ettiği yaralanmalara örnek gösterilebilir. Ancak bir enkazın oluş mekanizmasına baktığımız zaman bu ekranda gördüğünüz her tür mekanizma aynı hastada bile bir arada meydana gelebilir. Bu travmatik beyin yaralanmalarında bir takım fazlar var. Primer hasar dediğimiz primer faz olay anında oluyor. Ve bu beyin dokusunun kafatası kemiklerine çarpması nedeniyle veya çeşitli rotasyonel hareketler sonrasında dokuda veya damarlarda meydana gelen yırtılmalar sonrasında doku hasarı ya da kanamaları görebiliyoruz. Takip eden süreçte bu primer hasar belli bir bölgeye sınırlı da olabilir ya da yaygın olarak da görülebilir. Sekonder hasar dediğimiz süreç ise bu primer hasardan sonra başlayan saatleri ve günleri içermekte ve bu süreçte bir takım faktörler devreye giriyor. Bizlerin de hekim olarak potansiyel tedavi edebileceğimiz süreç bu süreç aslında. Burada travmaya bağlı ölümleri 3 döneme ayırabiliriz. Birinci dönemdeki ölümler olay anında oluyor. İkinci dönem daha geç dönem. Üçüncü dönem ise hastaneye yattıktan sonraki daha da uzun dönemde meydana gelen ölümler. Biz özellikle bu ikinci ve üçüncü dönemde meydana gelebilecek ölümlerin önüne geçebilmek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim için bu bir altın saat niteliğinde ve bu dönemde meydana gelen çeşitli yaralanmalar cerrahi olarak aslında müdahale edildiğinde hayat kurtarıcı olabilmektedir. Travma sonrasındaki hastalara yaklaşırken şunu asla unutmamak gerekiyor. Bu hastalara biz müdahale edene kadar aslında olay olduktan sonra ciddi bir süre geçmiş vaziyette. Dolayısıyla bizim hastaya eriştikten sonra hali hazırda bir zaman kaybettiğimizi kabul ederek hızlı hareket etmemiz gerekmekte. Bunun için de iyi bir ekip organizasyonu gerekiyor. Travmalı hastaya yaklaşımda çeşitli aşamalar var. Bunlar diğer videolarda detaylıca anlatıldı. Hepimizin bildiği gibi bu işin ABC'si ile başlıyor. Biz nörolojik muayene olarak D basamağında devreye giriyoruz. Nörolojik durumla ilgili olarak durumu değerlendirirken öncelikle şunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Multitravmalı hastalarda aksi ispat edilene kadar mutlaka spinal travma olduğunu kabul ederek ona göre bu hastalara spinal immobilizasyon sağlayarak müdahaleyi bu şekilde yapmamız lazım. Ve nörolojik durumu değerlendirirken de bizim için çok önemli olan bir ölçeği kullanıyoruz. Glasgow Coma Score'u. Burada motor, göz açma ve sözel yanıta göre puanları veriyoruz. 3 ila 15 arasında skor alabiliyorlar. Tabii bunun pediatrik hastalar için de versiyonu mümkün. Çünkü erişkin ölçeği bebeklerde kullanmamız çok zor. Dolayısıyla böyle bir versiyonu da var. Bu verdiğimiz skorlara göre kafa travmasını kabaca hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırabiliriz. Ve nörolojik muayeneyi Glasgow Coma Score'unu yaptıktan sonra pupil refleksiyle devam ediyoruz. Bununla beraber baş muayenesine dikkat etmemiz lazım. Özellikle göz bölgesinin muayenesinin dışında saçlı deride yırtıklar, kesilmeler veya kanamalar var mı yok mu? Kemikte kırık, bütünlüğün bozulduğu durumlar veya açıktan gliya dokusunun geliyor olması gibi bir faktör var mı yok mu? Bunları mutlaka dikkatli bir şekilde irdelemeliyiz. Ayrıca bu hastalarda periorbital ekimozun olması veya kulak arkasında mastoid bölgesinde ekimozun olması bizim açımızdan kafa tabanı kırığı olabileceği konusunda uyarıcı olmalı. Boyun muayenesinde de ana damarların yaralanması ihtimaliyle birlikte majör hava yolu yaralanmalarında olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Saçlı dere yaralanmaları şu açıdan önemli. Çok ciddi miktarda kan kaybına neden olabilir. Özellikle küçük hastalarda açık yara olmasa bile sırf cilt altında biriken subkalial hematom hastayı hemorajik şoka sokabilecek derecede ağır tablolara neden olabiliyor. Bununla beraber kırıklar eşlik edebilir. Bu kırıklar açıksa eğer müdahale anında eriştiğimizde en azından olabildiğince steril örtülmesini sağlamamız gerekiyor. Geri kalanı hastanede müdahale edilebilecek şeyler. Ama aktif kanama varsa bunu durdurmak için gerekli tedbirlerin alınması lazım olay yerinde. Hafif şiddetteki kafa travması Glasgow 14-15 olan hastalar ancak adından bizi yanıltmasın. Hafif şiddette kafa travması asla basit bir kafa travması olarak kabul edilmemeli. Çünkü bu hastaların bir kısmında daha sonradan ortaya çıkan ciddi tablolar olabiliyor. Ve bunların içerisinde özellikle
risk faktörü taşıyanlar varsa mutlaka ileri tetkik edilmesi ve hastaneye götürülmesi gerekiyor. Bir takım örnekler yaşadık. Depremden sağ kurtulup hastaneye götürülmediği için daha sonradan hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Orta dereceli kafa travmalı hastaları Glasgow 9 ila 13 arasında olan hastalar. Bunlar mutlaka hastaneye nakledilmeli, mutlaka görüntülemeleri yapılması gerekiyor. Ama olay yerindeki müdahalesi mutlaka spinal immobilizasyonla birlikte nörolojik muayene değerlendirme sonrasında devam etmeli. Orta dereceli kafa travmalı hastaların bir kısmı özellikle ağır kafa travmasına ilerleyebiliyor. Yani koma skorunda ciddi düşüşler görülebiliyor. Dolayısıyla ciddi bir mortalite riski de taşıdığını aklımızda bulundurmamız gerekiyor. En problemli olan hasta grubu ise ağır kafa travmaları. Bunlar Glasgow 8 ve altında olan hastalar ve yüksek mortaliteye sahip. Görece bunlar içerisinde Glasgow 5-8 olanların prognozu nispeten daha iyi. Ancak ağır kafa travmasında bu kadar ciddi problem yaşama ihtimalini aklımızda bulundurduğumuzda tedavinin olay yerinde başlaması gerekiyor. Bu hastalarda özellikle prognozu kötü etkilen hipoksi ve hipotansiyon gibi iki temel faktör var. Bu hastalarda eğer hipotansiyon varsa mortalite %20'den %60'a kadar çıkabiliyor. Hipotansiyona hipoksi de eşlik ediyorsa mortalite %75'leri bulabiliyor. Dolayısıyla bu noktada Beyin Travma Fonu'nun, derneğinin ağır kafa travması yönetiminde kanıta dayalı önerilerinden bahsedeceğim. Kan basıncı ve oksijenasyon takibinde kan basıncının monitörize edilmesi gerektiği ve hastanın sistolik tansiyonunun en azından 90'ın üzerinde tutulması gerektiği yönde öneriler mevcut. Oksijen de mümkünse puls oksimetre ile takip edilmesi ve satürasyonun 90'ın altına inmesine izin verilmemesi gerekiyor. Glasgow değerlendirmesi yaparken eğer hastaya bir sedatif paralitik ajan verilecekse mutlaka öncesinde bir Glasgow skorunun tayin edilmesi lazım ve takibinde de sık aralıklarla bakılması gerekiyor eğer sedatif edilmeyecekse de. Pupillalara baktığımız zaman hepimizin bildiği gibi pupil çapları çok önemli. Işık refleksi var mı yok mu? Direkt ve indirekt ışık refleksleri, bilhassa anisokori varsa bu bizim için unkal herniyasyonun bulgusu olabilir. Hava yolu açıklığının sağlanması gerekiyor. Satürasyonun 90 üzerinde tutulmasında zorlanılıyorsa entübasyon gerekebilir. Özellikle ağır kafa travmalı hastaların takibinde entübasyon aslında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Eğer mümkün oluyorsa entidal karbon dioksit de bakılması lazım. Hastayı normal hızda solutmak lazım. Hiperventilasyondan olabildiğince kaçınmak gerekiyor. Hiperventilasyonu eğer başvuracak olursak kendimiz iatrojenik olarak iskemik hasar verebiliriz beynin sağlam kalan bölümlerine. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Afet bölgesinde sıvı replasmanında eğer ağır kafa travmalı hastalarda hipertonik sıvılar kullanılabilir. Hastaları profilaktik hipotermi yapmamak lazım. Bu önerilmiyor artık. Boz drenajı kafa içi basıncının monitörize edilebildiği durumlarda basıncın yükseldiği anlarda özellikle boz drenajının sağlanması lazım. Steroidler kesinlikle kontraindike. Hastaya hiçbir katkı sağlamadığı gibi yüksek dozlarda verilen metilprednizolon da mortaliteyi arttırdığı için kesinlikle başvurulmaması gerekiyor kortizona. Nöbet önleyici ilaç profilaksisi de erken dönemde posttravmatik nöbetlerin profilaksisi için kısa süreli kullanılabilir. Kafa içi basınç monitörizasyonu ağır kafa travmasının takip protokolüne mutlaka yapılması gereken bir şey. Tabii ki hasta hastaneye nakledildikten sonra basınç 20'yi geçtikten sonra 20 mm civarının üzerinde olduğu durumlarda beyin omurilik sıvısının tahliye edilerek kafa içi basıncının düşürülmesi gerekiyor. Bu şekilde serebral perfüzyon basıncının 60 ila 70 arasında tutulması gerekmektedir. Teşekkür ederim.